Biliriz. Ay şaka. Evet, geldik bugünün son düellosuna. 6. düellomuzda mavi takımdan Ayşe ve kırmızı takımdan Zahra karşılıklı gelecek. Şu anda mavi takım topladığı altınlarla 3-2 önde. Bakalım bu düellodan sonra durum eşitlenecek mi veya kim öne geçecek? Dilerseniz ben sizleri daha fazla bekletmeden hemen ilk yarışmacımız mavi takımdan Ayşe'yi çağırıyorum. Bir başka güzel. Çok teşekkür ederim. Normalde Ayşe çok sakin, evet, ve ilk bölümde gördüğümüz gibi yani sakin yaşıyorum ben onu. Daha sakin enerjisi ve böyle bir içinde böyle bir dans çıkması, evet, ve ritim yeteneği vesaire çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim. Ayşe, bu bir düğün dansı mı? Bu dramatik bir şey mi? Kabile diyeyim. Afrika'nın tam kültürüne ait bir dans. İşte kıyafet olarak bu tarz geliyor. Genellikle bu bizim hareketlerimiz çok kıvrak olduğu için, evet, onları daha fazla belli etmek için taşıyoruz. Doğru. Genellikle. Bu sensin, senin kültürün ama leoparla leoparı asla kullanma derim ben. Yani üstünde leopar varsa çok minimalde aynı kumaşından kaplattığım bir şey, hani bir yerinde bir aksesuar olabilir ama bilmiyorum yanlış mıyım arkadaşlar, 2 farklı leopar asla kullanma derim ben. Nasıl desem, oradaki vahşi doğa havasını da katmak istedim bir yandan. Aşkım zaten komple vahşisin şu an. Daha fazla vahşi. Bu doz 10 numara 5 yıldız yani. Ben şey merak ettim. Ayağındaki aksesuarı çıkarsan da ayakkabıları giysen. Ya bir de öyle görelim, tabii, komple öyle. Bakalım nasıl olacak yani. Ben de aslında yorumlamak istiyorum. Böyle bir komple olarak görsem sanki daha iyi olacak yani. Burada kemerde acı kahve kullanıp çantada siyah gitmem beni daha fazla rahatsız etti burada. Bir sadece bu kemer şekilde çıkarsa çok iyi olur. Çıkar bir kemeri. Yani bir görsen. Bir de kemer sıkıyelim. Yani kemeri sıkmamın nedeni evet elbisenin bol kesim olarak belime oturmuyordu. Okay. Ben de o yüzden böyle bir kemer kullanayım dedim. Anladım. Peki Ayşe'cim, çok teşekkür ediyoruz. Ben şimdi seni içeri gönderiyorum. Tamam, çünkü diğer arkadaşını Zahra'yı senden sonra sahneye davet edeceğim. Tamam. Sonra tekrar beraber olacağız. Tamamdır. Ben teşekkür ederim. Son düellonun son yarışmacısı geliyor. Kırmızı takımdan Zahra. Bir başka güzel. Geri gibi geldin Zahra. Teşekkür ederim. Ne kadar zarif ve kibarsın. Teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldin Zahra. Hoş bulduk. Şunu bize açıklamak ister misin? Yemekli. Akşam yemeğine doğru zaten hani böyle zamanda oluyor. Evet. Çok güzel kokuyor bu arada. Evet. Ne onlar? Bu değme. Ne? Mercimek gibi bir şey. Hayır. Yok değil. Şunların ismini unuttum şu an. Bence Zahra'nın kıyafeti bütün kızlara bakınca böyle, çünkü artık son yarışmacımız en tamamlanmış gibi oldu. Yani gerçekten. Performanstan bahsetmiyor. Performans da çok güzel, zarif. Evet, zarif de. Vesaire, ama farklı performanslar vardı. Tabii. Daha ileri de vardı. Ne kadar tatlısınız Zahra. Bütün buraya bize kültürünü getirdin. Evet, İran yemeklerinin tadı çok güzel ve denemenizi istedim. Konsept ve kıyafet hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Ya ben beğendim. Evet, geneliyle ilgili. Senin örfünü, kültürünü yansıtıyor mu? Evet, yansıtıyor. Fakat yani çok da iddialı performanslarda gördük. Zevkin, guston var ama ben Zahra'yı bir tık kolaya kaçmış görüyorum. Ben çok beğendim seni. Çok hoşum. Gerçekten bugün çok güzel performanslar gördük. Tabii sen şu anda Ayşe ile düelloda olduğun için aslında ikinizin de konsepti farklı. Şimdi o biraz tabii dansla da farklı oldu ama sen de buraya işte kendi yemeklerinizi getirdin, bir konsept yaptın. Ben biraz zorlanacağım gibi geliyor karar verirken. Tabii şu an düşüneceğim ama seni çok şık buldum. Yani bütünüyle baktığın zaman çok güzel bir ahenk var. Ben Zahra'yı ayakkabıyla, üstünde kaftanla, elbiseyle en çok tamamlanmış görüyorum. Performans olarak Big'e çok katılıyorum gerçekten ama belli bir zarafet ve şey var. Kesinlikle. Özellikle ellerle vesaire. Bu sefer makyajım yani çok güzel duruyor, çok iyi duruyor. İlk bölüme göre çok daha güzel duruyorsun. Yorumlarınızı aldıysak ben o zaman mavi takımdan Ayşe'yi yeniden sahneye davet etmek istiyorum. Bir başka güzel. Çok zor. Birbirinden gerçekten güzel. Çok farklı. Biri yanımda, biri yanımda. Evet, zor bir şey. Çünkü şu anda mavi takım 3-2 önde. Ya berabere bitirecekler ya mavi takım öne geçecek. Hepsi sizin kararınıza bağlı. İki kız gerçekten çok güzel, çok zarif ama çok farklı. Sadece kalpten gelen bir şeyim var. Benim için sürpriz gerçekten çok önemli bir şey. Özellikle sahne olduğu zaman. Sahne sürprizi ister aslında. Ve o sürprizi ben bu sefer gerçekten bir başka güzeldin o ikinci performansta Ayşe, o yüzden sana verdim. Valla ben çok beğendim, ikinizi de çok sevdim ayrı ayrı. Bir de izlemek de çok keyifliydi. Stil olarak baktığım zaman biriniz bir tık daha böyle bir sanki eksik geldi bana. O yüzden biraz oraya da odaklanmak istiyorum. Çünkü aslında kültürel olarak baktığım zaman ikiniz de birebir yansıttınız diye düşünüyorum. Bugün benim için aranızda bir başka güzel olan isim Zahra. Kıyafet farkıyla bütün olarak baktığımda kombinde 4-4'lüktü. O yüzden Zahra'yı seçtim. Şov olarak sen çok iyiydin Ayşe ama ben kombin olarak baktığım zaman Zahra'yı daha fazla beğendim. Tebrikler. Evet Bilge Hanım, bir eşitlik var. Kırmızı alırsa sizden berabere oluyorlar. Mavi alırsa öne geçiyor. En zor durumda şu anda karar verecek kişi sizsiniz. Şimdi herkes elinden geleni gerçekten yaptı. Yarışmanın ikinci günü. Yani yarışmacıları yeniden tanıyoruz. Ben hayatta hep kolay ve zor diye ayırıyorum. Ama bir taraftan da baktığında hani Zahra'nın da kültürü buysa hani Ayşe'nin daha fazla emek vermiş olmasından hani onun suçu ne ki? Ah Raşit ya. Keşke ben yapsaydım. Yapacak bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim. Darılmaca, gücenmece yok. Daha sonra hani böyle hak yendi, yok işte yok müdüre hanım falan, onlar olmasın. Bak adaletli davranacağım. Ebrar gözüm üstünde. Bunların hepsini sana söylüyorum. Yarışmacılar size söylüyorum. Ebrar sen anla. Benim bir başka güzelim. Mavi. Bak kırmızı mavi. Sebebim de güzel bir kombinasyon olması. Şöyle ki, evet o annesinin kızı ama benim bir başka güzelim. Bir tek koşulda bunu veriyorum yalnız. Bir sonraki dansımda baba tarafından bir dansla bizi şenlendirmeni istiyorum. Tamam annenin kızısın ama bir 9-8 mi olur artık onu bilemiyorum. Yörenden bir şeyle. Benim bir başka güzelim Ayşe. Peki Bilge Hanım'ın mavi oyuyla ben de bu altını o zaman mavi takımdan Ayşe'ye takıyorum. Ve mavi takım 4-2 öne geçiyor. Hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Teşekkür ederim. 4-2 mavi takım günü bitirdi. Çok tebrikler. Hayırlı olsun. Sizi yerlerinize alabiliriz. Ebrar hep evet, bugünün kazananı tabii ki 4-2 ile mavi takım oldu. Ya. Ben şimdi mavi takımdan... Sen de mi konuşayım? Dilşah. Peki o zaman sana sözü veriyorum bugün. Yani şu anda çok mutluyum gerçekten. Bugün biz çok inanarak çıktık ve bu takımda olan herkes gerçekten çok özel. Ve biz gerçekten takım ruhuyuz. Yani orada gördünüz.